Kulüp başkanı Morutan'ı resmen açıkladı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankara Gücü Galatasaray'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Olympiou Morutan'la ilgileniyor. Sarı lacivertli ekibin Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında teknik kadro tarafından düşünülmediği ileri sürülen Rumen futbolcu Olympiou Morutan'ı kiralamak için devreye girdiği ileri sürüldü. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın Galatasaray'a Olympiou Morutan için teklif yaptık. Kısa bir süre içinde cevap bekliyoruz şeklinde Radyo Spor'a konuşmasının ardından sarı kırmızılı takımın Rumen oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği de merak edilmeye başlandı. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca, Olympiou Morutan'ın kiralık transferi için Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile görüşme gerçekleştirdiği de gelen haberler arasında. Morutan'ın kiralanması konusunda taraflar arasındaki görüşmelerin ise olumlu yönde ilerlediği ifade ediliyor. Galatasaray oyuncu ile ilgili nihai kararını kısa bir süre içinde Ankara Gücü'ne iletecek. Galatasaray Hulsti'nin gündemindeki Doğukan Sinik'i istiyor. Hull City'nin transfer etmeye çalıştığı Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik için Galatasaray'da devreye girdi. Milli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk çok isterken sarı kırmızılılar resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City bir süredir Antalyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat futbolcusu Doğukan Sinik ile yakından ilgileniyordu. Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı. Hulsti'nin transfer etmeye çalıştığı Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan için Galatasaray'da devreye girdi. Milli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk çok isterken sarı kırmızılılar resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Transferin son dönemde hızlı takımı Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğu öğrenilirken bu yeni gelişmenin ardından Antalyaspor'un nasıl bir yol izleyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Galatasaray'dan Mert Müldür için yeni teklif. Galatasaray Kulübü milli futbolcu Mert Müldür için yaptığı teklifi 6 milyon euroya çıkardı. Şimdi gözler yeniden İtalyan ekibinde. Sarı Kırmızılılar şampiyonluk istedikleri sezonda kadrosunu kuvvetlendirmek için uğraşıyor. Teknik direktör Okan Buruk takımın önemli eksikleri bulunduğunu belirterek birçok noktaya transfer istedi. Bunlardan biri de sağ bek pozisyonu. Aslında bu mevkide Omar El Abdelli ve Sasha Boye var. Buruk bu iki ismi de Galatasaray seviyesinde görmüyor. Gelecek yıllarda yabancı sayısının düşme ihtimalini de hesaplayarak bu bölgeye yerli bir takviye yapılacak. Hedefte Sassuolo forması giyen Mert Müldür var. 23 yaşındaki sağ bek için İtalyan ekibiyle pazarlıklar sürüyor. Galatasaray transferin gerçekleşmesi için Sassuolo ile temasları sıklaştırdı. İtalyan ekibi Sassuolo milli oyuncu için 8 milyon euro istiyor. Galatasaray A milli takım formasını da taşıyan Mert Müldür için Sassuolo ile temas kurmuştu. Sarı Kırmızılar 5,5 milyon euro önerirken İtalyan temsilcisi 8 milyon euro istemişti. Bu rakamı çok bulan Cimbom'da idareciler Sassuolo'dan indirim beklediklerini iletmişlerdi. Şu ana kadar kulüpler anlaşma zeminine yaklaşamadı. Sassuolo 8 milyon euroda diretiyor. Galatasaray ise teklifini 6 milyon euro olarak güncelledi. Kıran kırana pazarlıklar sonrasında Sarı Kırmızılılar genç sağ bek ile anlaşmaya vararak ona parçalı formayı giydirmeyi hesaplıyor. Mert de gelişmeleri yakından takip ediyor. Galatasaray'da satış izni çıkmayan tek isim. Cimbom'da yönetim bir futbolcu dışında değerini bulan tüm oyuncuların gidişine yeşil ışık yaktı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray, kadro mühendisliğini iyi kurmak istiyor. Gelecek ve gidecek oyuncular konusunda sıfır hata yapılması talimatını veren Başkan Dursun Özbek'in genç ve başarıya aç isimlerin kadroda olması gerektiği görüşünde olduğu kaydedildi. Mali sorunlar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Sarı Kırmızılılar'da değerini bulan oyuncuların satılmasına yeşil ışık yakıldı. Satışı konusunda sıcak saatler yaşanan Marcao'nun yanı sıra bonservis getirisi elde edilebilecek diğer oyuncular için de tekliflere açık olunduğu öğrenildi. Habertürk'ün haberine göre Sarı Kırmızılılar'ın kadrosunda bulunan sadece bir oyuncu için gelebilecek tüm tekliflere kapılar kapatıldı. Geçen yıl kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da mükemmel bir performans sergileyen Yunus Akgün'den bu sezon büyük beklentiler içinde olan Sarı Kırmızılı yönetimin 22 yaşındaki futbolcunun satışını kesinlikle onaylamayacağı ifade edildi. Menajerler aracılığıyla gönderilen tekliflerle nabız yoklanan Galatasaray yönetiminin genç yeteneği en azından bu dönemde satmak istemediği bildirildi.
Yunus'un bu sezon göstereceği performansla birlikte gelecek dönemlerde fiyatını kat kat arttıracağını bilen Özbek yönetimi, takımdaki her oyuncunun değerini bulması halinde satılabileceğini, ancak Yunus'un bir istisna olduğunu kaydetti. Yunus'a bu dönemde 50 milyon euro üzeri astronomik bir teklif gelmesi durumunda sarı kırmızılı yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Galatasaray'dan El Shaarawy bombası. Cimbom, Roma'daki sözleşmesinin son yılına giren sol kanat oyuncusuyla ilgileniyor. İki kulüp arasında 29 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar başladı. Teleradio Stereo'dan Flavio Tassotti'nin haberine göre Galatasaray, Roma'daki mukavelesinin son senesine giren El Shaarawy için masaya oturdu. Oyuncunun transferiyle ilgili görüşmeler hız kazanırken yakın zamanda önemli gelişmelerin olabileceği konuşuluyor. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun da bu transfer oldukça sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi. Bu anlamda oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceği vurgulanıyor. Tecrübeli oyuncunun son zamanlarda sürekli yedek kalmaktan sıkıldığı ve daha çok forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Bu anlamda Galatasaray'a transferi oldukça avantajlı görünüyor. Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Roma'da 27 lig maçına çıkan El Shaarawy sezonu 3 golle kapattı. Mısır asıllı İtalyan yıldız 29 kez de İtalya forması giydi ve 6 gol kaydetti. Ayrıca önde gelen bir İtalyan radyo kanalı Shaarawy'nin Galatasaray için İstanbul'da olduğunu iddia etti. İspanya'dan Ivan Alejo iddiası. Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olduğu belirtilen Kadiz'den Ivan Alejo için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren ve transferde harekete geçen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündemde. Sarı Kırmızıların Kadiz'den Ivan Alejo için temaslarda bulunduğu belirtildi. İspanyol basınından La Voz Digital'ın haberine göre Galatasaray birkaç sezondur Ivan Alejo'nun gelişimini yakından takip ediyor. Ve sezonun son ermesiyle birlikte bir kez daha Kadiz'in kapısı çalındı. Geride bıraktığımız sezonda Kadiz formasıyla toplam 24 maça çıkan 27 yaşındaki sağ açık 2 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı. Ancak kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'dan takımına geri dönen Yunus Akgün sonrası bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı merak konusu. Galatasaray'dan William Carvalho atağı. Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan William Carvalho için transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağlayan Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı Kırmızılar, Abdülkerim Bardakçı'nın imzasının ardından Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu bir diğer yıldız William Carvalho için transfer